Foto muhabirine savaş foto muhabiri dendiği zaman ona gereksiz bir paye verildiğini düşünürdüm. Çünkü kurum bizi nerede görevlendirirse oraya gidersin. Savaşta görevlendirdin mi savaşa gidersin, ismin olur savaş foto muhabiri diye düşünürdüm. Fakat Bosna Savaşı'na gittikten sonra bunun böyle olmadığını, savaş foto muhabirliğinin gerçekten bir uzmanlık alanı olduğunu öğrendim. Tabii her şey tecrübeyle kazanılıyor, öğreniliyor. Bosna'ya gittim. 2 ay Bosna'da savaş foto muhabirliği yaptım. Bosna'ya giderken bize dediler ki askeri elbiseyi anımsatacak şeyler giymeyin. Ben de düz mantık, askeri elbiseyi anımsatacak bir şey giymeyelim. İşte koyu renk bir şey olmasın diye gittim, kırmızı bir mont aldım kendime. Bosna'ya indik. Diz boyu kar, her yer bembeyaz. Ve bu bembeyaz örtünün üzerinde yürüyen kırmızı bir nokta. Ben. Uzun süre Bosna'da görev yaptım. Ateş Tümer, ben, Korcan Karar. Üçümüz gitmiştik Bosna Savaşı'na. Saraybosna kentinin içerisinde sniperlar insanları avlamasın diye konteynerları üst üste koyarak bir perdeleme yapmışlardı. Fakat bizim kaldığımız otel şehrin hemen bitiminde, dışında olduğu için konteynerların korumasından çıkmak durumundaydık belli bir mesafede. Ve otele ulaşmak için konteynerlardan sonra 15-20 metrelik bir mesafeyi koşarak, zikzak çizerek koşarak gitmemiz gerekiyordu. Ben her seferinde vedalaşıyoruz arkadaşlarla çünkü orada çok insan ölüyordu. Ben en son çıktım. Herkes koştu gitti, koştu gitti. En son ben koşarken tabii bu arada silah sesleri duyuyoruz sürekli. Yine ben koşarken silah sesleri geliyor ama ben tabii anlamıyorum. Korcan da Ateş de karşıdan bana gelme diye işaret ediyorlar. Tabii ben bunu anlayana kadar yolu yarıladım. Baktım bana ateş ediyorlar. Ve bir direk vardı orada, elektrik direği. Oraya kendimi siper ettim ama elektrik direği şu kadar. Benim vücut daha geniş. Yan durdum ama hani kendimi korumaya almak için. Direğe nasıl saydırıyorlar? Tak 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 diye direğe kurşun isabet ediyor. Neyse bir süre sonra atışlar durdu ve ben tekrar koşarak otele girdim. Birkaç gün sonra BBC'ye çalışan Türk bir abimiz vardı. O karşı tarafa sniperları haber yapmak için gitmişti, Sırp tarafına. Demişler ki ona, bir arkadaşınızı çok korkuttuk, biraz eğlendik demişler. O da demiş ki kim? Demişler kırmızı mont giyen bir gazeteci. Hangi ülkeye mensup demişler. Allah'tan uyanık abimiz demiş ki Türk dememiş, İtalyan demiş. Türk olduğumu bilseler yani ikinci gün tekrar indirirlerdi beni. Sonra geldi bize anlattı bunu. Böyle böyle dedi yani seni vuruyor, oynamışlar seninle dedi, vurmak için değil de eğlenmek için sana ateş etmişler. O günden sonra o 20 metrelik mesafeyi bütün arkadaşlar yine koşarak ve zikzak çizerek geçtiler. Ben yürüyerek geçtim. Çünkü artık biliyordum, beni tanıyorlar. Yani ateş ederler mi etmezler mi artık onlara kalmış bir şey ama beni tanıyorlardı artık. Bu kırmızı montum